Sayın Adnan Oktar ne demişti, ne oldu? Sayın Adnan Oktar, 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki sohbetlerinde özellikle Rusya ile yapılacak siyasi, askeri ve ekonomik işbirliğinin Türkiye açısından son derece önemli ve acil olduğunu ifade etmektedir. Yakın zaman önce Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın uçak krizi sebebiyle Putin'den özür dilemesiyle birlikte Türkiye-Rusya ilişkileri hız kazanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasında yeni bir dönemin başladığı mesajını vermişlerdir. 2 Ağustos 2016 A9 TV. Rusya ile ortak savunma ittifakı anlaşması yapılabilir. Rusya'ya yapılan saldırı Türkiye'ye, Türkiye'ye yapılan saldırı aynı şekilde karşılıklı, yani birbirine yapılmış sayılacak diye bir anlaşma yapılabilir. Rusya ile ekonomik yönden müthiş bir bağlantı oluşturulabilir. Gerekirse vize kolaylığı had safhaya getirilebilir. Yani sınırları kaldırabiliriz. Müthiş bir işbirliğine gidebiliriz. Putin'le de Tayyip Hocam tam anlamıyla dost olsun. Her konuda ittifakta fayda var. Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasında acil önlemler alınması gerektiği belli. 5 Ağustos 2016 A9 TV. Rusya, İran, Pakistan, Türkiye hemen birleşsin. Hemen askeri, siyasi, sosyal ittifak yapalım. İnşallah. Bunlar bizim kardeşlerimiz, canlarımız, komşularımız. Bütünüz, biriz. Hiç beklemeden, hemen. Doğru, bu birlik mükemmel olur. İran, Türkiye, Pakistan, Rusya. Bu mükemmel olur. Yani o zaman Irak, Suriye kurtarılır zaten. O dert değil. 9 Ağustos 2016. Rusya lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 268 gün sonra St. Petersburg'da bir araya geldi ve iki ülke arasında yeni bir dönemin başladığını kameraların karşısında ilan etti. Ankara-Moskova hattındaki bütün kısıtlamalar kaldırılıyor. İlişkileri 24 Kasım öncesine, hatta daha da ileriye taşımak için kararlı olduklarını söyleyen liderlerden Putin, "Kilit noktayı enerji tutuyor, vize sorunu çözülecek" dedi. Erdoğan ise taraflar arasında varılan 12 maddelik mutabakatı duyurdu. Liderler Suriye konusunu daha dar kapsamlı bir şekilde masaya yatırıyor.